Evet, arı severler. Bir diğer kovanımızın alt kata indirilmesine çalışacağız. Konumunun ve durumunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Fakat şöyle bakarsak biraz iyi görünüyor. Dünkü kek vermemde buna da bu şekilde bir kek vermiştim. Alt kata indireceğim diye keki test vermiştim. Yani yüzeyini açmamıştım. Bunun şimdi konumuna bakacağız. Alt kata indirilir mi, indirilmez mi? Önce ona bakacağım. Şuradan bir çıta çıkarırsam, o çıtanın durumuna baktığımızda burada biraz dolu çıtalar görünüyor. Yumurta var mı yoksa ona bakacağım. Oldukça dolu. Evet. Ana arı yukarıda. Görüldüğü gibi burada ana arı yukarıda görünüyor. İki katlı kovanlarda ısı yukarıda daha fazla toplandığı için yumurtlama daha fazla oluyor. Bacaklarındaki sarılara bakılırsa çok güzel polen geliyor. Kabak çiçeğinden getiriyorlar. Çok fazla karıştırmadan alt kata bakacağım. Alt kattaki konumu nasıl? Eğer iki katta kışlaması gerekiyorsa iki katta kışlatacağım bunu. Çok güzel yapıştırmış. Biraz zor açıldı. Merhaba severler. İki katlı kovanımı açtım. Yumurtalı çıtalar üst katta, boş çıtalar alt katta görülüyor. Haydi boş çıtaları buradan alacağım. Yumurtalı ve mevcutlu çıtaları alt kata indireceğim. Evet, şimdi şuradan önce şuruplu alayım. Şuruplu şuraya önce doğu tarafına koyuyorum. Bunları biraz huysuz.
Görüldüğü gibi yiyecek durumu güzel. Kenar çıtası yapıyorum. Evet, yumurtayı oldukça geniş atmış. Görüldüğü gibi yumurta oldukça geniş bir alana atılmış. Çünkü iki katlı kovanlarda ısı üst katta daha fazla çoğalıyor. O yüzden yumurtlama daha fazla oluyor. Kışa zaten genç arısı fazla olarak girerse arılar, bahara çıkma durumu çok daha rahat ve güçlü olur. Burada da oldukça güzel. Yeni yumurtaları da var. Oldukça geniş bir alana yumurtlamış. Anaari'yi görmek için çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü yağma durumu söz konusu oluyor. Yiyecek durumu güzel, fakat yine de şuruplama yapacağım tabii ki. Evet, oldukça yumurta dolu bir çıta yine. Fazla şuruplama desteği yapmam gerekiyor mevcut iyi olduğu için biraz da. Polen çok güzel polen doldurmuş. Mevcut durumu kalabalık, güzel bir arı. Evet, polenleri görüyorsunuz. Gözlerin içi polen dolu. Niye yarım veriyorum keki? Çünkü mevcut çok fazla değil. 5 çıta mevcutu var. 3 çıta yoğun yumurtası var. O halde bu kadar kek ona yeterli. Araya sadece naylonlu kısa bir şekilde koyacağım. Şu şekilde koyacağım. Çıtanın üstü açık kalacak şekilde naylonu bu şekilde yerleştireceğim. Kovan için ısısı kaybolmasın. Şuruplamaya da kolay olsun. Çünkü üst katı tamamen almayacağım. Kış hazırlığı yaparken, kışa girerken Kasım ayı en son, Ekim ayının sonu, Kasım'ın başı şeklinde. O zaman kapatacağım burayı. Şu an şurubunu vereceğim şimdi.
Evet, 2 kilo şuruplamasını da yaptım. Alman usulü kovanlarda şöyle geçme yapan dişler var. Bu kaymayı da önlüyor. Kovanın kovana geçmesini, kolay oturmasını sağlıyor. Evet, şu an oturdu. Kovanımız oturdu. Bu mevcut çıtaları üstüne koyuyorum. O şurupluğun yandan aşağı çalışacak. Oradan aşağı inecekler. Kış çok soğuk geçmezse bu şekilde de kışlatılabilir. Bu yıl kovanlarımı atölyede kalınlıktan geçirerek kendi marangozhanemde yapacağım. Bütün kovanlarımı Alman usulü kovana döndürüyorum. Çalışması çok daha güzel. Oturması, katların birbirine oturması çok iyi. Yandan çıta, çubuk çakmaya gerek yok. Sadece bağladığınız zaman kurtulmuyor. Nakliyeye de güzel geliyor. Sıkıntı yok. Alman usulü kovanla çalışacağım. Evet. Kovanımızı rahat ettiriyoruz şimdi. Yaklaşık 20-25 gün sonra bu kovanın araya koymuş olduğumuz naylonunu alacağız. Tam kapatacağız. Üst katını alacağız. Tek kasada girecek dışa. Kışta bu sene uzun süreceğe benziyor. İnşallah zayiat vermeden baharı buluruz. Evet. Bir kovanım kaldı. Kattan aşağı inecek. Ona geçeceğim şimdi. Yapacağım çalışma bu çalışmaların aynısı olacağı için onun videosunu çekmeyeceğim. Kenarı kırılmış parçamım vardı. Onları arada bekletmeyeceğiz. Çünkü ara bunları çıtada döndürüyor. Ters kabartma yapıyor. Ve mumlar birbirine yapışıyor. Hepinize iyi bir sağlıklı kış geçirme dileğiyle hoşça kalın diyorum.